Kayseri'nin Enleri programının bu haftaki önemli isimlerinden biri olan, ismini tarihine ve vatanı uğruna hayatını ortaya koyan Nuh Naci Yazgan'ın hayatının izinden yolculuğumuza devam ediyoruz. Nuh Naci Yazgan 1885'te Kayseri'de dünyaya geldi. Babası İbrahim Hakkı Bey'dir. İş yaşamına Kayseri'deki baruthanedeki katiplik yaparak başladı. Bu işinden ötürü katipzade olarak da tanındı. Bir yıl Kayseri'de idadisini, lisesini bitirdi. Hüsnü hat ve meşk, yani güzel yazı ve örnek yazı dersleri verdi. Ticaret yaşamına ise halıcılık yaparak başladı. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Kalaçzade Ahmet Hilmi Bey ve Ömer Mümtaz İmamzade ile birlikte Sivas Kongresi'nde Kayseri delegesi olarak seçildi. Ne var ki kongre çalışmaları sona erdikten sonraki günlerde Sivas'a gelebildi. Sivas'a döndükten sonra Kayseri'de Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurulmasına ön ayak oldu. Kayseri ve civarından halktan toplanan işgal hareketlerini kınayan, toplantılar düzenlemesi, halkın dini ve milli duygularının canlı tutulmasında öncülük etmiştir. İşgal edilen yerlerde halka yapılan eziyetleri anlatmak ve Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gelişmeleri halka duyurmak amacıyla yayın giderlerini şahsen karşılayarak Erciyes adında bir gazetenin çıkarılmasına öncülük etmiştir. Kayseri Belediyesi'nde encümen üyesi iken 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Savaş sırasında Adana'daki fabrikasında Türk ordusu için kaput bezi üretti. Atatürk kendisine Adana'da kentten ayrılan azınlıkların terk ettiği, bacası tütmeyen fabrikaları yeniden faaliyete geçirmesi görevini verince 22 Aralık 1924'te milletvekilliğinden istifa etti ve Adana'daki sanayi hamlesinin başına geçti. Nuh Naci Bey, Orhan Kemal'in romanlarında ölümsüzleştirildiği ülkenin en eski fabrikalarından milli mensucatı 1920'de dönemin diğer iş adamları Mustafa Özgür, Nuri Has, Seyit Tekin ile birlikte hazineden satın aldı. Burada üretilen Aslan marka veter ve ekstra iplikler ülkede büyük talep gördü. 1948 yılında Akbank'ı kuran hepsi Adana'daki Kayserilerden ve her biri %15 hisseye sahip 6 arkadaştan birisiydi. Kayseri'de ilk köylü öğrenci yurdunu, göğüs hastalıkları hastanesini yaptıran kişidir. Eşi Behice Yazgan adına Behice Yazgan Kız Lisesi'ni yaptırmıştır. Kayseri'de Kayseri Yüksek Öğretim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Vakıf Üniversitesi Nuh Naci Yazgan adını taşımaktadır. Nuh Naci Yazgan 7 Ekim 1947'de hayatını kaybetmiştir. Ebediyete ise Karacaahmet Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanmıştır.